Herkese selamlar. Türkiye büyük... Pardon, kapatıyorum. Başlıyorum. Herkese selamlar. Türkiye 1. Ligi şaibenin göbeğinde kalmaktan çok ucuz kurtuldu. Bunu bir teknik direktörün istifasına borçluyuz. Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler arasındaki akrabalık ilişkilerine iyi bakmalı. Size olayı anlattığım zaman hepiniz vay canına bu kadar da mı olur diyeceksiniz. Galatasaray'da Okan Buruk'u ve çok şöhretli, çok zengin futbolcuları kim kurtardı? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu disiplin yeni talimatındaki bazı maddeler uygulanacak mı? Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu eyyam mı yapacak size? Hangi kulüp için ne ceza beklediğimi ve nasıl denetleyeceğimi anlatacağım. 24. dakikada Enkudu'ya kırmızı kart göstermeyen Atilla Karaoğlan ve MHK'daki yansımalarından bahsedeceğim. Bir kadının, Melis Özçiğdem'in müthiş bir hakemlik gösterisinden duyduğum sevinci paylaşacağım. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ve kurullarına önümüzdeki sezon için şimdiden bir çağrı yapacağım. Tam 9 tane takımdan puan silindi. Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu eğer inisiyatif kullanmayıp herkese süre tanımasaydı Mehmet Büyükekşi'nin ifadesine göre tam 50 kulüpten puan silinecekti. Bunları erteleye erteleye Türk futbolu battı. Az sonra videoda. Kanalıma abone olmanızı, beğeni ve eleştirilerinizi yollamanızı rica edeceğim. Evet, skandal nasıl önlendi? Birinci ligin en başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi Taner Taşkın. Keçiören gücüyle Eyüpspor'un oynayacağı müsabaka öncesinde istifa etti. Ajans Spor'dan okudum haberi. Eyüpspor, Keçiören gücünden 3 tane futbolcuyu renklerine katmak için anlaşmış. Huzurum kalmadı diyen Taner Taşkın istifa etmiş. Taner Hoca'ya ulaşamadım. Keçiören gücü geçen sene küme düşme hattındayken görevi devralan Taner Taşkın oldukça başarılı bir performans sergilemişti ve ligde de bu haftaya 3. sırada geldiler. Bütçesi çok düşük bir kulüp. 20 milyon lira bütçeyle Eyüpspor gibi, Samsunspor gibi takımlara kök söktürerek ligin en çok gol atan takımı olarak 3. sıradalar. Şaibe'yi bir istifa nasıl önledi diyecek olursanız, bunu Mehmet Büyükekşi ve federasyon yetkililerinin de dinlemesini istiyorum. Çünkü buna önlem almak zorundasınız. Murat Özkaya belli ki ekonomik anlamda çok güçlü bir iş adamı. Hem Pendik Spor'un hem Eyüpspor'un sahibi olduğu kulislerde çokça konuşuluyor. Benim kardeşim Yakup Çınar 10 Haziran 2022'de Murat Özkaya'nın Galatasaray'da olması büyük şans. Çünkü hem Pendik Spor'un hem Eyüpspor'un sahibi olarak Galatasaray'ın altyapı futbolcularını oynatması ve geliştirmesi açısından bu iyi bir fırsat demişti. Şimdi aynı ligde aynı insanın sahip olduğu takımlar yarışamaz. Bu yüzden künyelere baktım. Eyüpspor'un sahibi Murat Özkaya, Pendik Spor AŞ'nin başkanı ise Mahmut Türkoğlu. Otomotiv sektöründe görev yapan bir arkadaşmış. Sonra baktığım zaman Murat Özkaya yönetim kurulu başkanı iken Mahmut Türkoğlu da onun as başkanıymış. Tekrar konumuza dönelim. Taner Taşkın'a ulaşamadım. Ama işte medyadan toparladığım bilgilerle gördüm ki durum vahim. Şimdi Eyüpspor ekonomik gücüyle şov yapan bir kulüp durumunda. Kendi takımlarında aldıkları paraların iki katına pek çok Süper Lig deneyimi olan tecrübeli ve iyi futbolcuyu transfer etmenin yanında. Mesela Babel'e bir senede 1 milyon euro para veriyor. Yani bir futbolcusu Keçiören gücünün toplam maliyeti kadar. İnsanların hassas olması lazım. Murat Özkaya Galatasaray Keçiören gücü maçından sonra Olavay'ınla anlaşmış.
Keçiören Gücü'nün etkili oyuncusu. Batuhan ve Haşim Sarman için de kulüp başkanıyla anlaşmış. Yani 3 futbolcuyu devre arası transferi için almış. Rivayet o ki, yakın çevrelerden duyduğum o, dilerim ki yalandır, dilerim ki yanlıştır. Taner Hoca'dan bu 3 oyuncuyu oynatmaması istenmiş. Keşke Taner Hoca'ya sorabilseydim, zehir gibi bir yayın yapardım, cevap alabilseydim ama. Ayrıca 2 oyuncu daha oynamadı. Bir tanesi, bu da çok gayri ahlaki bir tutum. Fenerbahçe ve Galatasaray'da senelerce bunun haberini yaptık. Kiralık oyuncu veriyorsun, 22 kişilik kadrona giremiyor. Ama sizin o takımla maçınız varken o oyuncu oynamıyor. Eyüpspor'dan kiralık olarak gelen ve 17 maçta oynayan Mikail kadroda bile yok. Bir oyuncu daha yok. O oyuncunun adı Bekir Karademir. Bekir Karademir kimden kiralanmış biliyor musunuz? Pendikspor. Pendikspor'dan kiralanıp Eyüpspor maçında bir oyuncunun oynatılmaması, kadroya alınmaması, sezon başında transfer yapılırken bu konuda anlaşma yapıldığını, bak kiralıyorum ama bize karşı oynamayacak. Biz dediğim Pendikspor, Eyüpspor'a karşı niye oynamıyor? Çünkü büyük ihtimalle Eyüpspor ve Pendikspor'u Murat Özkaya yönetiyor. Pendikspor seneler sonra, Eyüpspor seneler sonra ikincilikten birinci lige çıktılar. İnsanların kulüplere yatırım yapması şahane bir şey. Murat Özkaya'ların çoğalması lazım. Ama sadece bir kulübü yönetseler yeter. Taner Taşkın'ın istifasının ardından kulislerde bu konuşulduğu için, bak Eyüpspor maç oynanmadan Keçiören Gücü'nün 3 tane futbolcusunu aldı. Bir de oynattırmıyorlar dedirtmemek için hem oyuncuları verdiler hem maçı verdiler dedirtmemek için devre arasında muhtemelen Eyüpspor'a transfer olacak 3 futbolcu da oynadı. Ve Keçiören Gücü Eyüpspor'u 2-1 yendi. Eğer ki bu 3 oyuncu oynamasaydı, Eyüpspor kazansaydı, bu büyük yatırım, bu çaba, bu emek lekelenecekti. Ne iyi oldu da şey kazandı, Keçiören Gücü kazandı bu anlamda bakınca. Öte yandan Murat Özkaya'nın Galatasaray'ın Dursun Özbey'in kazandığı son seçim döneminde çok aktif bir rol oynadığını ve Galatasaray'ın forma sponsoru olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Eyüpspor Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu şaibelere ve tartışmalara fırsat vermemek için sezonun ilk maçını Galatasaray'la Eyüpspor arasında oynatmak zorundadır. Bunu buraya koyalım. Bugün rastlantı olarak yılın teknik direktörü ödülünü alan Taner Taşkın'a da kariyerinin kalan kısmında başarılar dileyelim. Şimdi gelelim küçük küçük notlarımıza. Okan Kocuk, Okan Buruk'u kurtardı. Biz futbolcularımızı çöp etmeye, değersizleştirmeye çok meraklı bir, çok yatkın bir ülke olduk. O çöp, o bu takımın oyuncusu değil, o kaleci mi, o futbolcu mu falan diyoruz. Okan Kocuk, ben geçen sene Fatih Hoca'yı Muslera'nın arkasında Okan Kocuk gibi bir kaleci olmalıyken niye yanlış tercih yaptı da Giresun'a verdi diye eleştirmiştim. Çok yetenekli bir kaleci. Giresun'da da bunu defalarca kanıtladı ve bu sezon hatalı goller yediği maçlar oldu, hazırlık maçları. Okan kaleci değil, Okan çöp falan diyenler oldu. Galatasaray 6-7 gol bulabileceği, çok sayıda pozisyon yakaladığı ve değerlendirmediği bir maçta sürünürken maçın uzatmasında İstanbulspor'a oyuna dengeyi getirecek, Galatasaray'ı liderlikten edecek bir fırsat geldi. Ve Okan, İstanbulsporlu futbolcunun vuruşunu olağanüstü kurtardı. Ve tabelada Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetinin yazmasını, lider olarak da Galatasaray isminin tarihe geçmesini sağladı. Okan Kocuk
iyi bir kaleci. Futbolcularımızı bu kadar kolay değersizleştirmeyelim. Galatasaray eğer sezon sonunda 1-7 2 puan farkla şampiyon olursa, Okan Kocuk'un İstanbulspor maçının son dakikasında yaptığı kurtarışı kimse unutmasın. Enkudu, Gaziantepspor Beşiktaş maçının kırılma kararlarından bir tanesi. Beşiktaş'ın puanını değersizleştirmek için söylemiyorum ama çok destek verdiğimiz, MHK tarafından çok desteklenen Atilla Karaoğlan'ın daha maçın 24. dakikasında Enkudu'nun Kitsuya'ya kafasıyla yaptığı darbeye verdiği sarı kart tartışmaya kapalı. Rakibe vurmaya teşebbüsün bile kırmızı kart olduğu bir ortamda temas varken hakem görüp bunu sarı kartla değerlendirdi. Ancak VAR'da oturan Serkan Tokat, bizim en çok eleştirdiğimiz hakemler olan Serkan Tokat, benim ve benimle benzer düşüncede olanların hislerine tercüman olarak, hocam gel seyret, bu kırmızı kart dedi. Atilla Karaoğlan gitti, dedi ki sahanın hakemi benim, bu darbe kırmızı kartı gerektirmez. Bence yanlış yorum yaptı. Şimdi FIFA kokartını daha yeni taktığı ilk haftada tartışmaların merkezinde kaldı. Bir daha Beşiktaş maçına verildiği zaman vay Beşiktaş'ı kollayan hakem yine Beşiktaş maçında. Enkudu'nun kafasına kırmızı kart göstermeyen Eyyamcı hakem Beşiktaş'ın maçında yorumlarını okur gibiyim. Kardeşim bunu kendinize niye yapıyorsunuz? Niye? Ve bu senelerce sürecek biliyorsunuz değil mi? İnsan FIFA kokartını ilk taktığı gün böyle böylesine meydan okur mu? Çok üzüldüm ama Merkez Hakem Kurulu bakalım kendisini kaç maç dinlendirecek. Ben tabii ki şey yorumlarına da katılmıyorum. Bunun içinde şike olabilir, bahisi olabilir, o olabilir, bu olabilir falan, öyle şey olmaz. Ancak meydan okuma da böyle yapılmaz. Çünkü diyor ki hakem benim. Benim yorumuma göre Kitsuyu kendisini abartılı bir şekilde yere atmıştır. Sarı kart yeterlidir. Bir yanlış yorum yaptı. Bakın nerelere vardı. Kararı yanlıştı. Serkan Tokat'ı taçta bırakması yanlıştı. Çünkü darbe vardı. Gelelim Trabzonspor Fenerbahçe maçına. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışına pek çok takımı tekrar ortak etti. Galatasaray'ı ortak etti, Beşiktaş'ı ortak etti, Başakşehir'i ortak etti, Fenerbahçelileri gerdi falan. Harika bir maçtı ama müsabakadan bir gün önce Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir talimat yayınladı. Maçtan önce maçta görev yapacak hakemleri ve diğer görevlileri zan altında bırakacak, değersizleştirecek, İnsanları şüpheye düşürecek açıklamalar yapanlara kulüp yayın organı yoluyla yaparlarsa 200 bin lira ile 600 bin lira arası para cezası vereceklerdi. Daha yazının mürekkebi kurumadan Fenerbahçe sosyal medya paylaşımında önce yardımcı hakeme hiç güven duymadıklarını, şaibeli bir akım olduğunu, güvenmediklerini söyledi. Sonra da posterinde, maç anons posterinde Trabzonspor'u hamsi figürüyle karikatürize etti. Ayrıca da bir de hamsi yemi falan koymuşlar. Bunların ikisi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınlamış olduğu bu disiplin uygulamalarına göre suç ve 200'er bin lira cezadan başlıyor. Bakalım disiplin kurulu ne karar verecek. Ayrıca hakemlere toplu halde birden fazla kişinin itiraz etmesi halinde 50'şer bin lira ceza vereceklerini duyurdular. VAR'a giden hakeme iki kişinin müdahale etmeye çalışması halinde bu ceza 75 bin lira. Şartların ağırlığına göre cezalar da %50 arttırılabiliyor. Mesela Trabzonspor Fenerbahçe maçının ilk yarısında iki pozisyonda 6'şer tane Trabzonlu hakeme itiraza gittiler. Bir tanesi şiddetli itirazdı, bir tanesi normal, makul karşılanabilecek itirazdı. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu ve buna benzer hareketlere ceza çıkacak mı? Demin hakem demişken bir hakemimizi değerlendirmeden olmaz. Bu hafta
Buluspor Erzurumspor maçına kilitlendim. Kimin yöneteceğinden haberim yoktu. Zap yaparken bir kadın hakemin müsabakayı yönettiğini gördüm. Çok enteresan geldi. Nasıl yönetiyor bir bakayım dedim. Fiziksel kalitesi çok iyi. Koşulları çok doğru. Pozisyon alması çok iyi. Kritik kararları var yardım almadan tek başına verebilme becerisi iyi. Oyuncularla diyaloğu iyi. Tabii burada kadın olmasının da etkisi var. Kadına karşı futbolcularımızın ekstra bir saygı içinde olduğunu da görüyoruz. Ama ben Melis Özçiğdem'in yönetiminden çok etkilendim. Baktım Süper Lig'de 4. hakemlik, AVAR görevleri falan yapmış ama 1. Lig'de bu kadar üst düzeyde ilk defa maç yönetmiş. Ona helal olsun. Fransız kadın hakemin Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda maç yönetmesini hep imrenerek izledik. Bırakın Fransa Ligi'ni. Ama Melis Özçiğdem uzun zaman sonra tekrar bir Türk kadınının ne kadar iyi maç yönetebileceğini gösterdi. Bu anlamda kadınlara her kurulda görev veren Mehmet Büyükekşi ve yönetimini ve özellikle bu kadar iyi hazırladıkları kadın hakemlerin doğru bir maçta görevlendiren MHK yönetimini kutluyorum. Genelde onları hiç kutlamıyorum, eleştiriyorum ama. Bir de çok önemli bir haber daha var. Geçen hafta yine benden duymuşsunuz ilk kez. 23 takım puan silme tehlikesiyle karşı karşıya demiştim. 9 tane kulübümüzden puan silindi. Bakın bu kulüpler kimler? Kayserispor, Altay. Vay vay vay. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemenspor, Serik Belediyespor ve Somaspor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi eski tüm federasyon başkanlarının yaptığı şeyi yaptı. Kitabı ortasından okumadı. Kulüplerimiz yarışmalı, yaşamalı. Aman efendim şu borçlarını yapılandırsınlar da puan silmeyelim. Günah değil mi? Dedi. Geçen hafta Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada 50 tane kulüpten puan silmemiz gerekirdi sezon başında yapsaydık. Dilerim ki kulüp sayısı çok olmaz demişti. Dileği bir nebze olsun yerine geldi. Sadece 9 kulüpten puan silindi. Bu belgeleri en geç Haziran sonunda hazırlamalılar. Borçlarını yapılandırmalardı. Ama bu kulüplerin ismine bakarsak. Kayserispor. Bu kulüp 2 defa isim değiştirdi. Battı, isim değiştirdi. Battı, isim değiştirdi, yine battı. Berna Gözbaşı kişisel servetini artık tüketme noktasına geldiği için görev değiştirdi. Taşıma suyla değirmen dönmez. Acı ilacı içireceksiniz. Altay Kulübü. Türk futbolunun göz bebeği. 3 puanı silindi. FIFA'dan da puan silme cezası gelecek. Yeni Malatya Spor. Niye Yeni Malatya Spor ya? Bu Malatya Spor'du. Çünkü batmıştı. Hülle yaptılar. Takla attırdılar. Eski kulübün borçları, alacaklıları mağdur oldu. Yeni bir fırsat buldular. Yeni Malatya Spor'da batırdılar. Çünkü denetim yapılmıyor. Denetimin gereği olan cezalandırılmalar yapılmıyor. Lütfen sizden çok rica ediyorum. Bu borç batağındaki kulüpleri korumaktan vazgeçin. Herkes ayağının yorganına göre uzatsın. Şimdi burada Bursa Spor'dan puan silinmedi. Bursa Spor'un 13 trilyon gecikmiş vergi ve SSK borcu varmış. Onlar yapılandırdılar herhalde. Ama Bursa Spor'un borcu 1 katrilyon eski parayla. Bu borcun ödenmesi söz konusu bile olamaz. Bursa Spor 2 sene evvel cezalıydı. Pırlantalarıyla oynadılar. Gencecik çocuklarla harikalar yarattılar. Geçen sene transfer tahtası açıldı. Çuvalla para harcadılar. Bir dünya transfer yaptılar. Küme düştüler. Kocaeli Spor'la birlikte. Ve yine bu sene bebelerle oynuyorlar. Ve borçları katlanarak arttı. İdare etmeyin. Yönetin. Türk futbolunun kurtuluş reçetelerinden bir tanesi de budur. Olmasın bu kadar profesyonel takımımız. Geçen hafta Adıyaman FK'nın 90 maçta 29 teknik direktör değiştiren başkanıyla
Röportaj yaptım. 90 maç, her 3 maçta bir tane adam göndermişler. O talimatı değiştirin. 2 defa çalışan, 3. defa çalışamıyor. Süleyman Hoca'nın yardımcıları sırf bu yüzden Adıyaman Başkanı'nın keyfi tutumu yüzünden bir daha iş bulamayacak bu sene, geçinemeyecek. Ama Adıyaman Spor ve pek çok kulüp, Süper Lig kulüpleri can istediği kadar teknik direktör alacak. Olmaz. Onu da düzeltin. Bu arada Adıyaman'ı araya soktum. Adıyaman Kulübü'ne sordum, altyapınız var mı, nasıl falan diye. Bu sene kurmuşlar, bu sene kapatmışlar. Altyapısı olmayan hiçbir takım profesyonel olamaz başkanım. Önümüzdeki sene birinci ligde altyapı akademi zorunluluğu getiriyoruz. Siz ikinci, üçüncü lige getirdin bu zorunluluğu. Belediyelerin desteğiyle ayakta kalıyor bu kulüpler. Belediyelerin kıt kaynaklarını halkı için, o şehirde yaşayan çocukları için harcayacağı paraları iki haftada bir oynanacak, şehirde oynanacak maç için harcıyorlar. Niyetinizin iyi olduğundan şüphem yok ama lütfen kararlı da olun. Olmayı versin bu kadar profesyonel takımımız. Bizim Almanya'dan nasıl daha çok sayıda profesyonel takımımız olabilir? Sporcu sayısında geriyiz, gelirde geriyiz, borçta lideriz ama Almanya'dan çok profesyonel takımımız var. Ve biz anayasaya aykırı diye Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı, Trabzon'u ve birincilikteki diğer kulüplerin alt liglerde pilot takımı olmasını bile sağlayamıyoruz. 150 tane takım varken. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.